Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size göz çevresi bakımı hakkında bahsetmek istiyorum. Ayrıca yorgun gözleri nasıl sağlıklı görünüm sağlayabileceğimizi göstermek istiyorum. Mesela tüm gün bilgisayar başında oturuyorsunuz veya hastaysınız ve bir yere çıkacaksınız veya akşam özel gününüz var. Bu video sizin içindir. Bu videoyu iki parçaya böleceğim. Birinci parça göz çevresi bakımı olacaktır. İkinci parçada makyajı göstereceğim. Bu bir istek videosudur. Sağlıklı ten makyajı videomda benim gözaltı morluklar bu bir genetiktir diye söyledim. Ondan sonra özel mesajlarda ve Instagram'da bana sorular gelmeye başladı. Gözaltı morluklardan nasıl kurtulabiliriz diye. Ben de video yaparak size cevap vermek istedim. İlk olarak göz çevresi bakımı hakkında bahsetmek istiyorum. Göz çevresi cildimiz çok ince biliyorsunuz. Ayrıca sürekli gülümseyince veya güneşten gözlerini kapatınca şu kısımlarda minik karışıklıklar oluşmaya başlıyor. Peki bunu önlemek için neler yapabiliriz? İlk olarak mutlaka nemlendirmek gerekiyor. Nemlendirme amaçlı krem, serum veya yağlar kullanabilirsiniz. Herhangi bir marka önermek istemiyorum. Bu tamamen size kalıyor. Fiyat tercihinize göre, yapı tercihinize göre. Ben hafif kremleri tercih ediyorum. Kremler dışında yağları da kullanabilirsiniz. Mesela badem yağı şu an elimde yok maalesef. Veya argan yağı kullanabilirsiniz. Veya Türkiye'de satılıyor mu bilmiyorum ama sıvı kıvamında yağlı küçük kavanozlarda, eczanelerde E vitamini satılıyor. Ben onu da uyguluyorum. Gözaltılarıma sürüyorum. E vitamini yaşlanmanın etkilerini azaltıyor, biliyorsunuzdur. Onun dışında ben bir doğal maske yapıyorum. Gereken malzemeler muz ve tereyağı. Birazcık muz alıyorsunuz, eziyorsunuz. Biraz tereyağı ilave ediyorsunuz ve karıştırıyorsunuz. Gözaltı kısmına sürüyorsunuz. Yaklaşık 5-10 dakika bekletiyorsunuz. Ondan sonra peçeteyle alıyorsunuz ve yüzünüzü yıkıyorsunuz. Gözaltı kısmı çok yumuşacık oluyor. Üşünmezsem haftada bir kez yapıyorum. Şu maske cildinizi nemlendirir, besler. Ayrıca mimik karışıklıklara karşı da iyi geliyor. Ama ben kuruluktan dolayı oluşmuş karışıklıklardan bahsediyorum. Peki gözaltı morluklardan nasıl kurtulabiliriz? Eğer gözaltı morluklar yorgunluktan veya uykusuzluktan oluşmuşlar, bu probleme çözüm var. Ama eğer benim gibi gözaltı morluklar bir genetiktir ve yorgunluktan dolayı bu problem daha da çok ortaya çıkıyor, biz gözaltı morluklarını sadece azaltabiliriz veya güzel bir kapatıcı kullanabiliriz. Gözaltı morluklara karşı basit şeyler yardıma geliyor. Mesela patates veya salatalık. Yapmanız gereken şey onlardan biri rendelemek, gözaltı kısmına sürmek ve yaklaşık 5-10 dakika bekletmek. Çok basit bir yöntem, ayrıca her mutfakta bulabilecek bir ürünler yardıma geliyor. Daha bir kolay yöntem var. Kullanılmış siyah çay poşeti alıyorsunuz ve gözaltı kısmında 10-15 dakika bekletiyorsunuz. Tekrar yargılamak istiyorum. Eğer gözaltı morluklar yorgunluktan veya rahatsızlıktan dolayı oluşmuşlar, bu yöntemler size iyi gelirler. Ama eğer gözaltı morluklar genetiktir, bu yöntemler gözaltı morlukları sadece azaltabilirler. Evet, bu kadardı. İkinci parçada size makyajı göstereceğim. Eğer sizin gözaltı bakımı ile ilgili sırlarınız varsa lütfen yorum kısmına yazın. Bu yorumlar herkes için faydalı olacak. Yorumlarınızı bekliyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.